Ve Selim Kulu orada Fenerbahçe'nin kampını takip ediyor. Selim, şimdi kamptan detayları sana tabii ki soracağız. Öncelikle kolay gelsin diyelim ama biz burada sohbetimize başlarken kampa götürülmeyen oyunculardan biraz söz ettik ve iki yorumcumuz da dedi ki sakat olan oyuncular da kampa götürülmeli. Sağlık ekibi zaten gidiyor. Takımla, teknik ekiple kaynaşmaları için Crespo'nun da Serdar'ın da gitmeleri gerekirdi diye. Bu konunun detaylarını istersen önce senden bir dinleyelim. Ardından da tabii ki kampla ilgili ayrıntıları aktarırsan çok seviniriz. Ezgi Toper, teşekkürler. Avusturya'dan herkese selamlar diyelim. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelin hemen önündeyiz. Önce şu notu paylaşalım. Bugün Türkiye saatiyle 19.30, yerel saatte 18.30'da Fenerbahçe bu kamptaki ilk hazırlık maçını yapacak Partizan'da. Biz de gün boyu o maça dair gelişmeleri aktaracağız. Maçtan önce, maçtan sonra da detaylarla izleyicilerimizi bilgilendireceğimizi ifade edelim. Maçta taraftar açık. Bilet satışı da devam ediyor. Daha şimdiden çevre ülkelerden, tabii Avusturya'dan da çok gelen olacak. Fenerbahçeli taraftarların hem buraya hem de maça ilgi gösterdiğini, göstereceğini de ifade edelim. Tabii ki yorumcularımız Serdar Aziz, Crespo gibi isimlerin götürülmesinin daha doğru olacağını söylüyor ama bu oyuncular antrenmanların büyük bir kısmı, çok az bir kısmında takımla çalışacaktı ve tabii ki şöyle bir durum söz konusu oluyor. Futbolcular sakatken bazen tesislere farklı saatlerde gidiyorlar. Yani yine bu tedavi süreçleri, farklı antrenman programları oluyor. Teknik heyetin kararı bu futbolcuların hani İstanbul'da tedavilerinin devam etmesi. Bir de sonuç olarak futbolcular kamp ortamında çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada saha, bir tane saha var, yani birden fazla saha yok. Yeterince bu konuda rahat hareket de edilemiyor. Bu yüzden sakat futbolcular İstanbul'da bırakıldı. Bir de çok uzun bir kamp da değil. 6 gün zaten hazırlık maçı yapabilme temelli bir kamp. Bu iki maçta da oynayamayacak futbolcular bu yüzden buraya getirilmedi. Bu iki maç biraz daha Dinamo Kiev maçının provası şeklinde olacak. Bu niyetle çalışmalar devam edecek. Bu yüzden bu karar daha doğru, daha doğru olduğu yönünde karar kılındı. Teknik heyet en azından bu şekilde bir karar verdi. Şunu da söyleyelim, İstanbul'da kalan teknik heyetten kişiler de var. Bu futbolcularla özel çalışmalar yapan, tabii ki fizyoterapistler vesaire. Bu şekilde bir karar doğru bulundu. Bu yüzden bu oyuncular buraya getirilmedi. Dediğimiz gibi çok da uzun süreli bir kamp olmayacak. Fenerbahçe'nin buraya gelen oyuncuların tamamı dün ilk antrenmanı yaptılar. Bu sabah da hafif bir antrenman gerçekleştirildi maç öncesinde. Dün akşam yapılan antrenmanda da, bu sabah yapılan antrenmanda da buraya gelen futbolcuların tamamının katıldığını belirtelim. Önümüzdeki iki maçta biraz daha tabii ki dediğimiz gibi Dinamo Kiev maçının provası şeklinde olacak. İstanbul'da, Samandıra'da oynanan maçlarda daha çok futbolcuları görmek, genel durumlarını görmek niyetindeydi Jorge Jesus. Fakat bu akşamki maçtan itibaren biraz daha artık daha ciddi hazırlık maçları, daha Dinamo Kiev maçının provası şeklinde bir süreç izlenecek. Bunu ifade edebiliriz. Tabii de Hull City ile bir maç oynayacak Sakarya'da Fenerbahçe. O da artık neredeyse tam anlamıyla son prova olacak diyebiliriz. Bu şekilde Avusturya kampından detayları aktarabiliriz. Fenerbahçe burada artık seviyeyi iyice yukarı çekmek istiyor. Jorge Jesus'un en önem verdiği şey hız ve tempo. Futbolcularının sürekli tempolu olmasını istiyor. Yavaş oyuna kesinlikle tahammül gösteremiyor. Çok sert uyarılarda bulunuyor. Yavaş oynayan futbolcularını, tempoyu düşük tutan oyuncularını çok sık uyarıyor. Bu kampta bu takımı bu anlamda istediği seviyeye çekmek için önem veriyor Jorge Jesus. Bu şekilde Avusturya kampından detayları aktarabiliriz. Dediğimiz gibi bugün saat, yerel saatte 18.30, İstanbul Türkiye saatiyle 19.30'da ilk hazırlık maçın çıkacak Fenerbahçe Avusturya kampındaki. Biz de o maça dair yayınlarımızı gün içinde sürdürmeye devam edeceğimizi belirtelim ve buradan şimdilik notları tamamlayıp tekrar stüdyoya bırakalım. Sözüm. Ahmet Selim Kula, teşekkür edelim. Ahmet Selim Kula keşke sorsaydım. Yani, keşke sorsaydım. Hayır hayır, fark etmez. Diyelim ki antrenmanlar devam ediyor bu akşamda. Hala duyuyormuş bu arada, soralım mı? Duyuyor mu? Duyuyormuş. Bu akşamda maç var. Evet. Partizan'da Sırbistan ekolünün önemli takımlarından, evet, biridir. Eski Yugoslavya, öyle, hı-hı, diyeyim. İki tane oyuncu sakatlandı. Top bu. Top. Jesus amca onları İstanbul'a mı yollayacak? Yoksa kamp süresince orada mı kalacaklar? Selim, söz sende.
Şöyle söyleyeyim sevgili Kemal Belgin, eğer sakatlık ağır olursa muhtemelen İstanbul'a dönecekler ama daha hafif sakatlık olursa burada takımla birlikte bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu biraz da sakatlığın çeşidine göre değişecek bir durum. Harika. Başka soru var mı? Ya, sevgili Ahmet, Jesus'u o kadar iyi tanımış ki onun aklından geçenleri bile okuyor. Çok yakıştırdım sana Ahmetciğim, teşekkür ediyorum. Bir kez daha teşekkür Ahmet ederim Hocam, Ahmet Hocam şöyle de söyleyeyim. Ya, evet söyle. Şöyle, şunu da ekleyeyim. Ya, gerçekten ben bütün spor medyasındaki insanların imkanları dahilinde Fenerbahçe antrenman açıyor sık sık. Gidip 15 dakikada 20 dakikada olsa antrenmanları izlemesini izliyorum. Gerçekten hani o tecrübeli bir teknik isim. Başarılı evet. Olur olmaz bunların hepsi ayrı konu. Ama o sahada o disiplini o yani o tecrübeyi hissettiriyor. Ben bu ilk geldiği günden itibaren bunu anlatmaya çalışıyorum. Başarı ayrı bir konu. Başarılı olması olmaması bunlar farklı bir konu. Ama antrenman disiplini, antrenmandaki tavrı gerçekten görmek. Değer, bunu sevgili Ahmet, lazım. Espriyle yaklaştım. Bir defa sana teşekkür ediyorum. Tabii ki. Hocanın düşüncelerini öğrenme adına senin verdiğin bilgilerden çok faydalanıyorum. O yüzden hiçbir açıklamanı, hiçbir bağlantını şu ana kadar kaçırmadım. İnşallah buraya geldiğinde yüz yüze görüşmelerde de tamamıyla o bilgileri senden alacağız. Hatta Ahmet bir gün beni de antrenmana götür diye senden ricada bile bulunacağım. Gayet samimi. Oraya da gitmemiz lazım bizim. Ahmet o konuda bize de yardımcı olacaktır, inanıyorum. Peki. Keyifle, keyifle hocam. Keyifle gelince şimdiden sözünü al. Konuşalım. Rica etmiş olalım. Peki Selim'e tamam, bir kez daha teşekkür edelim ve kolay gelsin diyelim. Sakat oyuncularla ilgili yaptığı açıklamayı da dinledik. Ha bir dakika. Bu sakat olan yani götürülmeyen evet. Oyuncular içinde kaç tane yabancı var? Sayalım mı? Bir saniye. Hemen söyleyeceğim. Siz devam edin. Yok ya ne de rakamı öğreneyim. Serdar bulmaya, Türk. Bulmaya çalış. Serdar Türk. Evet. Başka kim var Türk? Nazım yok. Yabancı. Evet. Nazım Türk. Nazım Türk. Sangare. Nazım Sangare Türk. Türk. Yarım. Hayır, tam Türk. Tam Türk ne demek? Şimdi pasaport olarak tam Türk ama Kemal abinin dediği ebeveynlerden biri Türk. Sonra? Biri Türk değil. O kadar. Crespo, Meyer, Lemos, Kolkır, Gustavo, Betis Eran, yabancı. Şimdi bunlar 7 gün mü 8 gün mü ne İstanbul'da kalacaklar değil mi? Hı hı. Oh be, vallahi İstanbul ne güzel cennetmiş be. Eski topçulara vallahi acıyorum ya. Bir sürü de arkadaşım var içlerinde. Abilerim var rahmetli olanlar. Allah rahmet eylesin. Ama Kemal abi onlar İstanbul'da kaldıkları bu dönem içinde buradaki antrenmanlarına devam ediyorlar. Ve benim kendi inancım şu. Evet. Onlara bıraksalar kararı onların hepsi takımla birlikte gitmeyi tercih eder. Herhalde. Onu anlattım. Ayrılacak olsa bile... Tabii. Başka kulübe gidecek olsa bile ben takımla birlikte gideyim. Oradaki hazırlıklara katılayım, eksiğim olmasın. Hatta evet. Takımla birlikteysem bana ilgi daha da artar. Hatta bugünkü maçta oynayabiliyorsa ilgi daha da artar. Bütün bunların bilincinde. Mesut abi nerede? Mesut yok. Nerede? Mesut'la yolları ayrılacak gibi görünüyor. Orada... Bir görüşme gerçekleşti Ali Koç'la. Evet. Ben takımdan ayrılmak istemiyorum demiş. İşte Ali Koç'la sözleşme bir şekilde yolları ayıralım demiş ama orta noktada buluşamamışlar. Orta noktada buluşurlar tabii. Orada bir fikir ayrıcalığı var. Yani Mesut diyor ki ben burada kalıp çocukluk hayalim olan takımda oynamak istiyorum. Ali Koç başkan nedeni neyse. Ama ben, oynamayacağını da artık net olarak biliyor. Hayır oynatmayacaklarını. Evet. Ali Koç başkanın nedeni ne bilmiyorum. Mesut'un takımla birlikte antrenmana dahi çıkmasına karşı çıktığı gerçeği zaten var. Lisansı da çıkartılmayacakmış yani sezonu.